Rona köşküne gelen mektubun etkisi devam ederken, kapı yeniden çalar. Polislerin gelişi Rona ailesinden ziyade müştemilatı ilgilendirir. Figen ve Mustafa'dan gelen haber, Asuman'ı darmadağın eder. Figen ve Mustafa, kurşunlardan kurtulduktan sonra yaraları yabancı bir dost eli tarafından birlikte sarılır. Aziz, Figen ve Mustafa'yı bulup evine götürür. Figen, Mustafa'nın hayatı için endişe ederken hesapta olmayan bir engelle karşı karşıya kalır. Figen, bu büyük engelin etkilerini atlatamamışken büyük bir aile sırrıyla yüz yüzedir. Dündar'ın serbest bıraktığı Kenan, yine bir oyunla Sevda'nın karşısındadır. Kenan, Sevda'nın kendi içindeki gelgitlerinden habersiz Rona Köşkü'nün sefasını sürmektedir. Rüçhan ise Dündar'ın evindeki büyük sırrı bilmeden duygularını yaşamaktadır. Aras'ın Harun Ronaya karşı anlaşma yapacağı yeni isim ise dengeleri değiştirecek gibidir.